Merhaba arkadaşlar, İki Kişilik Motovlog kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir aygırı, bir hayvanı size tanıtacağım. Zaten bildiğiniz bir motosiklet ama bir de bizden dinleyin istedik. Bugünkü misafirimiz Yamaha MT-07. You like my oxygen, make it seem like the barging them. Got my heart, no barging in. From the bed to the floor to the couch, might wake the neighbors up. Break you in, then break you out. In the end, we gon' make a child. Then we gon' hit the show. Part two, we don't need no pause. You can't miss me, we gon' get tipsy. Don't need a power shot. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. Ain't no cap, I'm real. The plastic bars wanna copy my steel. Arkadaşlar, motosiklet kullanıp MT-07'yi malumunuz bilmeyeniniz yok. MT-07 tehlikeli mi? Evet. MT-07 güzel mi? Evet. MT-07 agresif mi? Evet. MT-07 ile neler yapabilirsiniz? Her şeyi yapabilirsiniz. Gazlayabilirsiniz, şehir içi sürebilirsiniz, işe gidip gelebilirsiniz, çayınızı kahvenizi içmeye gidip gelebilirsiniz. Birçok kişiye hitap eden bir motosiklet. Ama çok tehlikeli. Yani bileğine hakim olamayan kişilerin gözünü hastanede açacağı bir motosiklet. Tabii ki Allah korusun. Yani kullandığımız tüm motosikletlerde bileğimize hakim olmamız lazım. Ama MT serisinde biraz daha dikkatli olmamız lazım. Rahmetli Barkın Bayoğlu'nun da dediği gibi. Bir yerinizden çıkarırlar makinayı. Yani bu motosikleti kullanırken gerçekten dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü sapık bir motosiklet. Gaza dokunduğunuz anda tepkiyi veren bir motosiklet. Yani MT ruhunu doya doya yaşayabileceğiniz bir motosiklet. Size motosikletin tasarımından bahsedecek olursak, Yamaha mühendisleri bu motosikleti tasarlarken daha agresif durmasına özen göstermişler. Ne yapmışlar? Far tasarımını değiştirmişler. Ne yapmışlar? Her ne kadar aktif olmasa da remeyir koymuşlar. Depo hatları. Motosiklet çok keskin, sinirli bakıyor. Sürüşü de öyle. O yüzden diyorum, bileğinize hakim olun. Allah korusun. Şakaya gelmez. Gerçekten de çok güçlü bir motosiklet. Şu an vites 1. Aniden gaza asılıyorum. Direkt kafa geliyor. Motor emanet olduğu için fazla zorlamak istemiyorum. Ama birinci vites dolu dolu. İkinci vites dolu dolu. Üçüncü vites dolu dolu. Daha fazla gazlamıyorum. Bu motosiklet 6. vitesin ortalarından sonra biraz bayılmaya başlıyor. Bakar mısın? Direkt. Yani bu bileğe hakim olman lazım. Motor direkt atıyor kendini. Aman diyeyim dikkati. Teknolojik bazı özellikler getirmişler. TFT ekran koymuşlar motosiklete ama genel yapısıyla, görsel durumu hariç, şasesi, yürüyeni, bloğu vesairesi %90'lık kısmı aynı. Kalan %10 biraz daha kozmetik değişimler. O zaman gelin motosikletin teknik özelliklerine hep beraber bir bakalım. Arkadaşlar, Yamaha MT-07 çift silindir, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, Dodge motor, 4 subaplı bir motosiklet. 689 cc CP2 bloğa sahip. Bu aygır, bu beygir topluluğu 73.4 beygir. Bir de bunun limitli versiyonu var. Peki bu limitli versiyon ne demek? Şu an bahsettiğim verilere göre A sınıfı kullanabiliyor. Ama ehliyetiniz yetmiyorsa, ehliyetiniz A2 sınıfıysa 47.6 beygirlik versiyonu da var bu motosikletin. Aynı zamanda motosiklet 67 Nm tork. Peki bu motosiklete diğer MT-07'lerden farklı olarak ne gelmiş? Arkadaşlar, motosiklete 5 inçlik TFT bir ekran koymuşlar. Akıllı telefon bağlantılı demişler bu ekranı ama Türkiye'de henüz bu yok. Varsa da düzeltebilirsiniz, ben yok diyebiliyorum. Peki bu ekranda neler var? Yani değişen ekranın özelliği nedir? Görüntüsü nedir? Gelin hep beraber bakalım. Şöyle bir enjeksiyon sesiyle Yamaha MT-07 bizi karşılıyor. Ekranda neler var? Devir saati her zaman bildiğimiz MT-07'lerin aksine yukarıya alınmış. Ekran görünümü bu arada çok güzel, çok hoşumuza gitti. Yakıt göstergesini şu şekilde ekranın soluna almışlar. Motosikletin hararet göstergesi de yine aynı şekilde ekranın sağ tarafında yer almakta. Şurada belli başlı uyarı ışıkları var. Örneğin dörtlünüzü yaktığınız buradaki dörtlü işareti yanıp sönüyor. Yani iki sinyal aynı anda yanıp sönmüyor. Burada ayrıyeten bir dörtlü işareti koymuşlar. Sinyallerimizi verdiğimiz zaman yine ekranın sol altında ve sağ altında yer almakta. Ekranın ortasında saatimiz var. Vites göstergemiz ekranın yine sol tarafında. Sürat göstergemiz
göstergemiz ekranın sağ tarafında. Arkadaşlar sağ kütüğe şöyle bir tekerlek koymuşlar. Peki bu tekerleği her çevirdiğinizde karşınıza neler geliyor? Arkadaşlar tekeri her çevirdiğinizde motosikletin burada anlık verilerini görebiliyorsunuz. Ne var burada? Trip 1, trip 2 var. Motosikletiniz 100 kilometrede kaç litre yakıt yakmış onu görebiliyorsunuz. Motosikletin kilometresini görebiliyorsunuz. Motosikletin yine soğutma sıvısının ısısını görebiliyorsunuz. Aynı zamanda motor sıcaklığını da ekranın sağ üstünden görebilirsiniz. Motosiklette şöyle güzel bir şey de var. Bir şey oldu, motoru sağa çektiniz, dörtlünüzü yaktınız. Ama akünüzün de bitmesini istemiyorsunuz. Kontağı kapattınız, dörtlünüz yanmaya devam ediyor. Fakat dörtlüyle işim bitti. Kapattım, dörtlü yine yanmaya devam ediyor. Yani bunu tümüyle devre dışı bırakmak istiyorsanız kontağı tekrar açmanız gerekiyor. Motosiklet LED mercek farlara sahip, yine LED sinyallere sahip. Aydınlatması tatminkar, sürüş esnasında görememe şansınız yok. Peki motosikletin aynaları işlevsel mi? Yani diğer MT07'lerden dediğim gibi çok aman aman uçurum bir farkı yok. Ben gidonu tuttuğum zaman şu an yolculuk yapıyorum. Aynaların yarısından çoğunu benim kollarım, omuzlarım kapatıyor maalesef. Yani ayna uzatma aparatı ben kullanmalıyım. Ebatım da biraz büyük. Ben aynaları fazlasıyla işgal ediyor olabilirim. Siz kendiniz yine bunun değerlendirmesini yapıp ihtiyaç halinde ayna uzatma aparatı kullanabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle duruş pozisyonumu hiç bozmuyorum. Aynaya bakın. Ne kadarını kapattığını görün. Şöyle. Duruma göre ayna uzatma aparatı takabilirsiniz. Yol yine görünüyor mu? Tabii ki görünüyor ama ben daha net görmek istiyorum, daha iyi görmek istiyorum diyorsanız mutlaka ayna uzatma aparatı takıyorsunuz ve olay çözülmüş oluyor. Arkadaşlar motorumuzun yüksekliği 805 mm. Yamaha MT07 kullanıyorsanız boyunuzun çok uzun olmasına gerek yok. Şu şekilde ayağa kalktım, gördünüz. Ayaklarım, topuklarım şu anda net bir şekilde yere değiyor ve bayağı da payı var. Boyunuz 1.60 ise belki biraz zorlanabilirsiniz. 1.65 ve üzeri kullanıcılar motosikleti rahat bir şekilde kullanabilir. Ayakları rahat bir şekilde yere değebilir. Dostlar motosikletimizin yakıt kapasitesi 14 litre 100 kilometrede fabrika verilerine göre 4.2 litre yakmakta. Fakat bu yine kullanıcıya göre değişkenlik gösterecektir. Ne kadar gazlarsanız o kadar yakar. Dediğim gibi gazlarken lütfen dikkat edin. Çünkü psikopat bir motosiklet. MT07 kullanıcılarının hemen hemen %95'i bu motorla teker yapıyordur. Ben Türkiye'de teker yapmamış 07 olduğuna inanmıyorum. Ha alıp hiç kullanmamışsınızdır tabii ki, ona bir şey diyemem ama asfalta lastiği değen tüm MT07'ler bence teker yapmıştır. Çok da yakışıyor. Çok da güzel teker yapılıyor. Şimdiye kadar kullanıp da teker yapmadığım çok nadir motosikletim oldu. En keyif aldığım, uzun uzun en çok gittiğim, en rahat teker yaptığım motosiklet Yamaha MT07. Ama dediğim gibi çok tehlikeli, kesinlikle önermiyorum. Arkadaşlar motorumuzun lastik ebatları, arka lastiğimiz 180-55-17, ön lastiğimiz 120-70-17 ebatlara sahip. Virajına gelecek olursak, MT07'nin virajı hiçbir zaman bana güven vermedi. Arkadaşlar şase yapısından dolayı MT07'nin virajının ben pek sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden lütfen bu motorla viraj yaparken dikkat edin. Allah korusun. En iyi motorcu evine sağ salim giden motorcudur. Unutmayın. 07 ile viraja girerken dikkat etmeniz lazım. Çünkü viraj kabiliyeti yüksek bir motosiklet değil. Allah korusun. Kontrolü sürmekte fayda var. Peki bu motoru sürerken keyif alır mısınız? 07 kullanıyorsanız keyif almama şansınız yok. Dediğim gibi çok eğlenceli motosiklet ama bir o kadar da tehlikeli bir motosiklet. O yüzden lütfen ekipmanınız tam olsun ve lütfen bileğinize hakim olun. Bu motor şakaya gelmez. Arkadaşlar malum motosiklet gidiyor dedik. Bir de bu motosikleti durdurmamız lazım. Burada devreye ne giriyor? Fren giriyor. Eski 07'lerden de bildiğiniz üzere yine disk frenler tercih edilmiş. Yine bunu destekleyen Nissin kaliperlere sahip. Peki diğer MT07'den farkı? Frenler biraz daha iyileştirilmiş. Ama şöyle bir şey fark ettim. Bende 2017 model, 16 modelde MT07 vardı. Bunun frenlemesi bahsettiğim iki modeldeki frenlemeye göre daha iyi. Yani fark edilebilir bir fren kalitesi de söz konusu. Hop. Durdum. Eski 07'lere nazaran gerçekten frenlemesi çok iyi ve çok farklı. Arkadaşlar bizim gözümüzde Yamaha MT07 böyleydi. Biz dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Sizlere bir şeyler aktarabildiysek ne mutlu. Eksik gördüğünüz, yanlış anlattığımızı düşündüğünüz şeyleri lütfen yorumlarda belirtin. Kanala abone olmayı unutmayın. Ben 2 kişilik motovlog. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.